Gaziantep'te restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Han'da Kaynağı Sapun ve Pekmez Müzesi ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Burada yükselmeyen hayvan gücü kullanılarak zeytinler önce çekiliyor ki sabun kazanına gönderiliyor. Orada da aslında birazdan size sabun yapımından bahsedeceğiz. Maddelerde satılan sıvı sabunlara benzeri, aslında sabun olmayan maddelerle deneyemezsiniz. Bu esnada fotoğraf çekmek isterseniz çekebilirsiniz. Büyük yüce denildi, bize bağışladıkları mallarda. Kürekler, kevgirler. Bu kültürde sabunyaların aslında ilk ortam da yapılıyor. Hatta bu tatlıların kenarlarına karnım kuşakta merdiven ayırıyor. Hepsi çok kıymetliydi aileler için. Şey çekiyor, saçını kaldı sabunları kaldı. Onlar böyle büyük büyük yapıyorlar. Büyük büyük deyince de çok meşhurlar. Hala marka devam ediyor. Yani bizden de zeytin alıyorlar. Sabunun tarifini de alıyorlar. Ve piyasaya böyle hakim ediyorlar. Bu arada deterjanlar ortaya çıkıyor. Sonra da önü alınıyor. Çünkü onu anlatırken... Çok ameliyat. He? Morisi diye çok ameliyat. Mori mi? Ha, onu pekmez koyuyorum, üzüm pekmezi. Müzesine hoş geldiniz. Buradan pekmezden yaptığım ürünleri tanıtacağım işte. Un helvası, nişe helvası. Pekmezden... Unutulmaya yüz tutmuş, ana vatanı da Mezopotamya olan iki geleneksel ürünü tanıtıp, anlatıp, yaşatmak, unutturmamak için çalıştık biz burada. Mekan zaten sabunhane diye geçiyor. Sabun açısından şanslıydık. Baktığınız her yerde yıllardır neler yapılmış, ne izler kalmış görebiliyorsunuz. Aile, burayı bağışlayan aile de pekmezci olduğu için, pekmezin de Gaziantep'le bitmeyen güzel bir bağ olduğu için pekmezi de anlatıyoruz. İki ürün de mevsimsel olduğu için birbirini tamamlıyor burada. Üzüm zamanı pekmezimizi yapıyoruz, zeytin zamanında sabunumuzu yapıyoruz. Bu iki ürünün halisinin, gelenekselinin nasıl olduğunu anlatıyoruz. Yapım aşamalarını atölyelerimizde deneyimliyorlar. Yine bizim burada yapıp satışa koyduğumuz ürünleri alıp kullanabiliyorlar. Onun dışında da tarihsel bir serüven. Fındık, badem, kavurdu şimdi. Bir sabunhanede ne varsa burada da var. Camdaki çitalardan konumlandırdığımız raspalara, tokmaklara kadar ya da işte telis çuvallara kadar, pekmez için keza pekmezin kaynatıldığı kazandan savrulduğu küreye kadar hepsi sağ olsun burayı duyunca büyük bir alçak gönüllülükle bağışladılar aileler ürünlerini. Hak batmanından tokmaklara kadar, raspalara kadar hepsi var burada. Hepsinin de bize anlattığı bir hikayesi var. Bugün Kaynağı Sabun Pekmez Müzesi'ni gezdik ve bu süreçte sabunun tarihteki yolculuğu, pekmezin tarihteki yolculuğu hepimizi büyüledi. Burayı gezerken aslında biraz çocukluğuma gittim çünkü ben Antepliyim ve hayatlı bir
evde büyüyen bir çocuktum, babaannemin hayatlı evinde. Onu gezerken, özellikle sabun müzesini gezerken, babaannemin de kullandığı sabunlar, saçını bile o sabunlarla yıkardı, aklıma geldi. Çok güzel bir müzeydi. Güzel bir aslında. Cevizin yapıldığı sıcağın olmadığı. Aslında keşke hala aynı şekilde doğal olarak ürünleri kullanmaya devam edebilsek, çok güzel olurdu.